Evet arkadaşlar, yazın ortasında bir Canavar Hareketler programında daha patladık. Evet, ilk görüntümüz böyle intihar bombacısı gibi bir arkadaşımızdan geliyor. Drone herhalde bu araç, tam ben de hakim değilim ama orada rakiplerin arasında çok güzel dalarak oyun delisi 35 isimli arkadaşımız 3 kişi, 4 kişi hatta daha doğrusu. Quadropter. Evet, aynen öyle. Quadropter, quadruple kill yapmış aynı zamanda. Kendisini hareketinden ötürü tebrik edelim. Oldukça güzel bir ölüme imza atmış. Toplu katliam. Toplu katliam. Ama sonrasında Counter-Strike'dayız, bir Ninja Defuse izleyeceğiz. Ama bayağı hakikaten ninjalı sadece orada saklanarak değil, rakiplerin peşinden giderek gösteriyor. Hiçbir de sola bakmadı yalnız ha. Böyle herhalde biri olsa vururdu diye düşündüler. Onlar da adım attığı için o da rahat rahat peşlerinden koşturarak geldi, hani sesim çıkar mı diye düşünmeden. Sonra öbür tarafta rakipler çatışmaya girdi. Bombayı da bırakıp gittiler. O da bundan faydalanarak, ki üstünde hani hızlı imha kiti de yok. 5 saniyede değil, 2 katı sürede 10 saniyede imha ediyor bombayı. Ama eninde sonunda imha ediyor. Arkadaşlar bu sırada şaşırıyor. Oha olacak mı gibisinden. Hakikaten de yapıyor. Bu sırada tabii rakipler diğer tarafta mücadele ederken ölüyor ama olsun yani, o sonuçta başardı. Arkasından FIFA'dayız. Bir şut uzaklardan kornere çıktı. Bakalım buradan nasıl bir gol gelecek sence? Gol mü gelecek? Evet. Spoiler verdim. O belli değil mi? Çok güzel aldı önüne ve müthiş de bitirdi. FIFA'da bazen böyle beklenmedik hareketler yapabiliyor oyuncular. Tabii oyuncunun yeteneklerine ve sizin de biraz kabiliyetlerinize bağlı burada. Aman nasıl hareket yaptım diye konsantrasyon kaybı yaşamamak lazım. Güzel vurmuş, güzel bir bitiriş. Evet, çok tebrik iyi ediyoruz. Toplamış. Olay orada herhalde. Aynen öyle. Topu önüne güzel almış. Sonrasında Hearthstone'dayız. Ben burada yine topu sana bırakayım. Şimdi takip etmek lazım kartları herhalde. Evet. Yine arkadaşımız bayağı az canı kalmış. Evet, ama bayağı can verdi kendine. Evet. Karakterinin özelliğiyle birlikte sonrasında ya zaten geçen haftaki gibi yine kartların özelliklerini kullanarak rakibe hani hiç beklenmedik anda son anda bir geri dönüş yapmasıyla yine burada adından söz ettirecek. Rakip bu sırada kendi... Rakipte de bir dünya kart var zaten. Aynen. Gerçi bizim de elimizde baktığı zaman bayağı bir kart var. Legendary de çıktı. Evet. Bir kartı gönderdi oradan. 5 ataklı bir minion'u silme kartı gelmişti. Onu onun üzerinde kullandı. Sonra... Bir 5 vurdu. 3 can kaldı zaten. Artık hani bitti bitecek güzel bir kart gelmesi lazım derken Divine Spirit geldi ve şimdi buradan zaten artık dönüş yolculuğu başlıyor. Divine Spirit ne yapıyormuş şimdi acaba? Şimdi bir düşünüyor, ne yapsam acaba, ne yapsam. Yok, şimdi kafada şey yapıyor, şu ne kadar mana götürecek, şu ne kadar damage vuracak. Bunun hesabını yaptı. Şimdi önce bir swap yaptı. Heal'la damage'in değerlerini değiştirdi. Sonra double yapan kartla birlikte bunun değerini 2'ye katlaya katlaya 32'ye kadar çıkarttı. Sonra yine değiştirme kartı, eşitleme kartıyla bir tane. İkisini birbirine eşitledi, 32-32 yaptı. Böylelikle rakibine vurarak bir anda kendisi ölmek üzereyken, belki bir el daha gitse ölecekken son anda bir geri dönüşle rakibini alt etmeyi başardı burada. Tebrik ediyoruz. Güzel bir kombinasyon çıkmış. Evet, yine güzel bir kombinasyon. Umarım şansı hep böyle yaver gider derken haftanın 3 numarası da tipik gamer var. Blacklight Retribution'da yaptığı seri atışlarla rakiplerine fırsat tanımadı. Bir headshot geldi orada da. Tipik bir seri mi izleyeceğiz? Evet, tipik bir seri. Tipik gamer'dan. Kendisini bu oyunda yaptığı tipik atışlardan. İlginç silahlar, ilginç özellikler var gerçekten Blacklight Retribution'da. Burada da o kadar hareket yaptım, bir de üstüne dans ederim diyor artık hani hareketlerle. Daha çok Matrix'teki kusumlardan kaçma hareketinin böyle biraz daha basit versiyonu gibiydi. 21'e de 10 yapmış, bayağı da iyi oynuyor belli ki. Bir rakibini daha indirdi. Toplamda herhalde bir 4-5 oyuncu veya 6 oyuncu gitti. Sonra ne yaptın orada? Devam ediyor, bir etrafı dolaşan etti. Aynen öyle. Sonrasında uzaktaki turret'i vururken burada görüntü bitiyor, bilmiyorum artık ölüyor orada mu? Orada ölüyor mu? Olabilir. 2 numarada da MR Nutlu veya Mr. Nutlu artık tam olarak nasıl telaffuz ediliyorsa. Onun Battlefield 1 görüntüsü var. Yine seri atışlar, yine bir öldürme serisi izleyeceğiz. Bu aralar baya sıklıkla geliyor bunlardan. Derken o zaten 3.'ü indirdi ben konuşana kadar. Elder Regal 1915 Factory kullanıyor. Güzel oldukça şey. Çamurlanmış. Yıkasa daha tutukluk yapar mı böyle? Yapmaz herhalde, sağlam yapar. O da sağlam vuruyor, sağlam indiriyor. Artık mermi de kalmayınca tabancaya geçti. Çatır çatır 7-8 kişi burada arka arkaya indirdi. Burası da çok tehlikeli bir bölge zaten. Her yani yönden ben bir kafayı çıkarttım mı öleceğim bir yer derken o da ölüyor. Keşke ölmeseydi, daha güzel bir seri olabilirdi. Arkasından haftanın bir numarası da
M. Kaan C olarak ben kendisinin ismini çeviriyorum. Onun Titanfall 2'deki bir Capture Flag haritasında 1-0 gerideyken nasıl 2-1 yaptığını izleyeceğiz. Burada öncelikle rakip base'de bekliyor bayrağı kapmak için. Bu sırada rakipler de 4 bir koldan orayı sıkıştırıyorlar ki hani alamasın diye. Ama o iki yandan da gelen rakiplerini çatır çatır bir güzel indirdi. Bayrağı da almıyor, bekliyor. Sonrasında takım arkadaşı bayrağı aldı. O da bekliyor tabii bir yandan rakibin de bayrağını indirmeleri lazım ki o da alabilsin derken bayrak ulaştı ve bu sefer kendi beklediği bayrağı aldı. Koştura koştura base'ine doğru ilerliyor. Onların da bayrağı almışlar. Aynen. Base'inde. O kişiyi de öldürmeleri lazım. Bu arada bir tane de Titan var ortada. O da bir engel önünde. Birkaç sıktı ama baktı hani olacak gibi değil. Bir Titan geri çekildi. Sana binebiliyorlar mı bayrak alıp acaba? Orasını bilmiyorum. Bu sırada kendi bayraklarını kurtardı hemen. Sonra gidip bırakması lazım bir de. Ve hemen yanından şöyle kayarak biraz hasar da alsa kaçmayı başardı Titan'dan ve koştura koştura gidiyor. Derken onların bayrağı bir kişi daha yine almış. Bayağı tempolu bir video. Bayrakları yerinde durması lazım ki düşmanın aynen bayrağını teslim edebilirsin. O da önce bayrağı götürmeden tabii rakibe yetişmeye çalışıyor. Burada bayağı bir depar attı ama rakibin de önüne geçti. Bekliyor orada. Pusuya yattı. Sonra of, rakibi indirdi. Bayrağı da tekrar kurtardı. Aslında o da aynı ekranı görüyordu. O da yine ölmesi aynen gerekiyordu ama sonrasında bayrağı yine kaptılar. O yine bayrağı kurtardı. Kendi takımı da bir iş yapmıyor galiba. Sonra bir tane taret kurmuşlar. Taret kurmuşlar. Onu da indirdi. Artık burada beklemeye geçti. Takım arkadaşlarım bayrağı kurtarsa da gibisinden. Bayrak geri döndü base'e ve hemen o da yerine yerleştirerek 2-1 yaptı durumu. Böylelikle güzel de bir seri yaptı. Aynı zamanda bu hareketiyle alttan da bir numarası oldu. Derken yabancı hareketler. GTA'da farklı şeyler denemeye devam ediyor oyuncular sürekli. Rampa kalmayınca tabii böyle. Evet. Başka uçağım geç. Uçaktan uçağa hızlı ve öfkeli 9 çekimlerinden bir sahne izledik adeta. Artık hani denenecek daha ne olabilir diyorum. Yapıyorlar, yine bir şey buluyorlar. Bunun da ötesi de illaki bulurlar artık. 3-5 tane uçaktan ve araya başka bir şey planör geçseydi aradan böyle. Uçaklar niye patlıyor esnada? Herhalde hava olsun diye yapmışlar. Artık bir dahakine daha ne yapar? P4 Pain isimli bir harita Mario'da. Mario Maker'la yapılan. Hakikaten P4 Pain acı için. Hiçbir yere değmemesi lazım. Evet. Ya değerse bitecek de biraz da uzun bir serüveni var zaten bu elin ama çıldırtmalık bence. Ben denemezdim herhalde. Onlar tek tek mi gidiyor? Yani her basışta bir tanesi zaten patlıyor da hani çok iyi ayarlaması lazım. Bilmiyorum kaç kere denedi bunu yapana kadar ama gerçekten sabır işi. Bu map'i tasarlayan kişiye de ayrıca tebrik etmek lazım. Orada kenardan vurman lazım ya. O düşerken de şey yapacağım falan. Ya şurada bir ayarlayamasan kendini. İşsizlikmiş yalnız yani. Artık herhalde otomatik alışmış onun eli, bilmiyorum da. Ve bu şekilde de bitirdi. Hani böyle bir şey yapılsa biz buna yılın şurada canavar aşağıda da şey ödül verirdik. Eğer 50 puanla falan bayrağı çekmek istersen aşağıdaki beyleri de kullanabilirsin. Onu bile düşünmüşler. Hem map'i tasarlayan hem de geçen kişi. Belki kendisidir yapan kişi de bilmiyorum ama. Tebrik edelim. Hakikaten helal olsun. Burada da bir Battlefield kapışmasında oyuncunun atladığını görüyor. Kendisi daha önce atlayıp uçaktan kurtuldu ama gazabından kurtulamazsın diyerek çatır çatır çenesine indiriyor. Uçaktan atlayıp buradaki şeyi avantajı paraşütü daha geç açıp aynen daha erken iniyor. Ya onu düşünüp sonrasında böyle bir de indirmesi. Ve uçağı da orada bıraktı yalnız. Vallahi helal olsun sırf bir rakip için. Burada da çok güzel bir atış izleyeceğiz. Oradan geçerip sonrasında arkasındaki rakibi indiriyor hakikaten. İyi mi denk gelmiş yoksa hesabı deliğinden geçmiş ya. Hakikaten tam onun geçebileceği kadar bir alan. Güzel atmış. Tebrik edelim onu da. Burada da iki GTA oyuncusunun ister istemez de olsa diye tahmin ediyorum. Hani bunu hesaplamamışlardır. Yaptıkları bir artistik görüntü. Çat bir vuruyor. Takla atarak onu da yola götürüyor. Ben buradan ben de olsam geri dönmezdim. Sonrasında operasyona çıkan bir oyuncuyu izliyoruz. Wildlands mi bu? Evet. Evet. Şöyle bir uzaklara baktı. Orada gitmesi gereken yer var. Gayet de sakin. Silahını aldı. Önce bir mekanı tarıyor uzaktan. İzliyor hani ne yapabilirim. Stratejisini belirliyor. Tabii bazen iyi hesaplamalar yapmak lazım. Çok artist diye soymamak lazım. Böyle kötü anlar yaşanabiliyor. Yani dikkat edin. Şehit oldu. Ne olur ne olmaz yani. Küt diye özel operasyon görevlisi olup da böyle direkt dövmek. Yani ailesine de açıklamasın. Kötü bir durum. Haftanın son harekette rakipleri öldürdükten sonra sanırım seviniyor bu arkadaş. Ancak sevinci böyle
asansörde kursağında kalıyor. Bayağı ölen kişi için de izlemesi keyifli olmuştur. Evet, hani içinin yağları erimiştir. Mest olmuştur ya izlerken. Yani komik bir görüntü, aynı zamanda haftanın da son görüntüsü. Evet arkadaşlar, bizler yeni görüntülerinizi atmaya devam edin. Temmuz ayının birincisinde önümüzdeki hafta seçeceğiz. Bu ayda yine 5. haftaya sarktı diyebiliriz. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Evet, hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder@bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.